Bugün sizlere Camtasia Studio 8'de nasıl video kaydı yaparsınız bundan bahsedeceğim. Camtasia diye bir programımız var, önce onu göstereyim. Şu program Camtasia Studio 8. Bunun 9'u çıktı. Ben bu programı birazdan kaldırıp 9'unu kuracağım. 9'unu kullanmaya başlayacağım. Ve kullanmaya başlamadan önce size şu şekilde video kaydı nasıl yaparsınız biraz bahsetmek istedim. Hani video kaydı yapmak oldukça basit Camtasia'da. Ve çok kullanışlı bir program. Piyasadaki en kullanışlı programlardan bir tanesi diyebiliriz. Piyasada birçok program var ekran görüntüsü kaydetmek için. Fakat Camtasia Studio'dan daha iyileri de vardır, ama giriş seviyesinde kullanmak istiyorsanız gayet güzel, arayüzü kolay bir program. Geçelim nasıl kayıt yapacağınıza. Öncelikle kayıt yapmak için Record the Screen diye bir şey var. Yani kayda başla. Buna tıkladığınız an kayda başlayacaksınızdır ve ekranınıza şu şekilde bir şey çıkacaktır. Hatta ekranınıza şu şekilde bir şey çıkacak. Ben göstereyim. Bu full screen ekranın tamamını almak için kullanırsınız. Ben şu an bunu kullanıyorum ve custom var. Custom'ı tıklarsanız kenarlarından tutup böyle ekranın hangi noktasını almak istiyorsanız, mesela örneğin şu orta kısmı almak istiyorsunuz. Sadece ekran alıntısı olan kısmı veya şu resim olan kısmı, o kısmı alırsınız. Hani size belli bir alanı kaydetmenize yarar. Yani şuradaki kısımları almak istemeyebilirsiniz örneğin. Burada webcam off şu an, yani webcam'i aktif hale getirebilirsiniz. Bunlar kayboluyor. Şu an kayıt yaparken gördüğünüz gibi yok burada. Webcam aktif hale getirirseniz aynı zamanda programın hem sizin görüntünüzü kaydeder hem de ekran görüntüsünü kaydeder. Burada bir de mikrofon işareti var. Audio on diye. Şu an açık, ses kaydı açık olduğunu gösterir ve arka planda çalışan sesleri de alır. Bu da muhtemelen şu an açıktır. Hemen bir tane kaydımızı açalım. Track formatında kaydediyor. TRK, yani track diyelim. Bu formatta kaydediyor videoları. Fakat videolarınızı farklı bir formatta da kaydedebilirsiniz. Burada üst üste iki tane video binmiş. Ha, tıklayınca direkt burada açmış. Ben sağ tıklayıp birlikte aç diyeyim. VLC player'ımda açayım bunu. VLC bu arada bunu çalıştırır. Merhabalar. Bugün şöyle bir kayıt yaptım. Ekran görüntüsü nasıl olursunuz bundan bahsedeceğim. Öncelikle Camtasia Studio diye bir programımız var. Umarım arka planda diğer sesleri de alıyordur. Hani bilgisayarın daha açtığınız ses kaydını da alma özelliği var. Onu kapatabiliyorsunuz. Mesela şu mikrofonu sesi açtığım zaman şu sesi duyuyorsunuzdur arka planda. Eğer açıksa. Bunu da alıyor yani arka planda çalışan sesleri. Screen diye bir şey var. Şuna Buraya bastığınız anda bağlandığınız kayda anda başlarsınız. ekran kaydı alabilmeniz için Bu şekilde bir kayıt yaptım. şekilde ben bekleyerek tuşuna Durdurabiliyorsunuz aynı anda, şu durdurayım. pause'a bastığınız zaman daha sonra şu devam et tuşu çıkar. Her neyse, şurada hayır diyoruz. Bu arada kaydı yaparken pause dedikten sonra stop'a basarsanız veya stop'a direkt basarsanız kaydı çıkacaktır. Ve şu şekilde masa üstünde kaydedebilirsiniz veya farklı bir konuma. Bunu şu alana sürükleyip bırakabilirsiniz direkt. Daha sonra buradan buraya da atabilirsiniz. Şurada bir boşluk oluştu. Eğer çalıştırırsam baş tarafta bir şey çalmayacaktır. Şunu şöyle kaydırırsanız eğer videoyu direkt Camtasia. başlayacaktır. İsterseniz bunu komple silin buradan yine. New Project'teyin. Hani direkt şöyle de sürükle bırak yaparsınız. Buraya sürükle bırak yapamıyormuşsunuz. Pardon, 9'da yapıyorsunuz sanırım onu. Şu şekilde. Eğer bunu MP4 formatına çevirmek istiyorsanız şu Pro Dynamic Share diye bir buton var. Hani düzenle ve kaydet anlamına geliyor. Camtasia 9'da sadece share olmuş bu. Buradan bu videoyu 720p olarak kaydedebilirsiniz. İleri diyelim. 720p olarak kaydedeceksinizdir. Test 2 yapalım. Ya da test diyelim. Test 1. Videonun altına. Buradan kaydedeceğiniz yeri seçebiliyorsunuz. Masaüstü diyeyim ben. Kaydet diyelim. Burada masa üstünde kaydediyorum şu an. Sürekli bu konumu kaydetmesi gerektiğini gösterir. Burada bittikten sonra çalıştır. Hani bunları da buradaki şeylerin anlamını çok bilmenize gerek yok aslında. Bundan ne demek? Şu Organize Product Files into Subfolders diyor.
Mesela bu videoyu yaptıktan sonra şu şekilde hani bir klasörün içinde yapabiliyor. Bu isimle test bir klasör diye bir klasör oluşturup onun içinde MP4 formatında bir şey oluşturabiliyorsunuz. Bunu gösteriyor. Bunu kaldırırsanız direkt şu şekilde direkt MP4 bir klasörün içinde gelmeyecektir. Burada yapılan proje klasörü açılsın mı? Yani şöyle bir klasör açılıyor. Bittikten sonra şu şekilde açılıyor, karşınıza geliyor. Bunu da işaretlemeye gerek yok. Bunu da işaretlerseniz proje bittikten sonra direkt oynamaya başlar. Son diyelim. Aslında yapacağınız işler çok basit. Bu bitsin. Hani göstereyim onu da. Kısaca bir tekrardan baştan alıp özetleyebilirim. Bu arada bu Camtasia Studio'yu bazı arkadaşlar hani crackleyip kullanıyorlar. Bunların yöntemleri var. Bunlar yasal olmadığı için hani bunları göstermek doğru değil. Gösteren arkadaşlar var. Ki ev kullanıcıları hep bu şekilde kullanıyor bildiğim kadarıyla. Ama hani bir emek var. Bunun da karşılığı para olarak ödeniyor. O yüzden crack çok doğru bulmasam da hani programı yapan yapımcılar da aslında bunu isteseler izin vermezler. Hani kullanıcıların, ev kullanıcılarının, son kullanıcılarının kullanabilmesi için bence biraz açık bırakabiliyorlar. Çünkü internet kapalıyken bir şekilde çalışabiliyor program. Bir lisans kodu girdiğiniz zaman. Ama bunu üreten firma var. Bu firma izin vermiyor. Hani şey olarak lisanssız kullanımı hani lisanssız kullanım nasıl kullanılır? Bunu anlatan videolar var. Bunlara direkt engellemiyor ama bir şekilde şikayetçi olup kanalınızdan kaldırabiliyor. Bunu hazırlayan arkadaşların kanalından da. Hani belli olmuyor. Bazen kaldırıyor, bazı kanallardan kaldırmıyor. Şimdi oluştu arkadaşlar videomuz. Ama ticari amaçla kullanılacaksa kesinlikle bunun lisans alınması doğru olandır. Hani montaj firmaları vardır. Bunlar reklam şirketleri bilmiyorum artık veya ajanslar. Tabii Camtasia'yı kullanıyorlarsa eğer bundan daha üst seviyede programlar da var. Onlar mutlaka zaten lisans kullanıyordur. Bunun denetimi falan da var. Bu tür şirketlerde kapatmaya kadar eskiden gidiyordu bu tür davalar. Şöyle bir video oluştu direkt hemen göstereyim. Video bitti. Bu şekilde videonuzu kaydedebilirsiniz. Efektler falan var. Onları kullanabilirsiniz. Hani burada ne gibi efektler var? Bunları açıkçası ben çok kullanmadım. Hani bu videoyu giriş amaçlı intro kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Mesela başlangıçta böyle yanına müzik koyduğunuz Merhabalar. zaman bugün Camtasia Stüdyo'da nasıl video kaydederken Aynen ben müziği videolar olarak devam başlıyorsunuz. ediyor. Bundan bahsedeceğim. Öncelikle Bu önüne Camtasia koyabiliyorsunuz Stüdyo değil. müziği. Müziği bu şekilde önüne koyabiliyorsunuz. Bunun yanında müziklerin dışında farklı şeyler de var. Hani şu şekilde bir giriş var. Genelde kanalların çoğunu kullanır. Şöyle tutayım. Sürükle bırak yapamadım. Hani üstüne çift tıklayınca ekler muhtemelen de. Ekledi. Nereye ekledi ama. Yani şöyle eklediğimiz zaman şuraya yerli efekt. Biraz şunu kaldırıp bunun önüne ekleyebiliriz. Veya bunun arkasına. Artık büyük katman olur. Büyük katmana koyarsınız. Hani böyle katmanlı bir şekilde çalışabilirsiniz. Şu şekilde bununla beraber koyalım. Şuraya herhangi bir şey girebiliyorsunuz. Örneğin buraya ne yazalım? Title kısmına deneme videosu yazalım. Gördüğünüz gibi videonuz bu şekilde başlayacaktır. Hani bunları kendiniz biraz karıştırarak bulabilirsiniz. Şunu biraz kaydıralım. Çok kaydırdık. Şöyle yaparsak eğer. Bir giriş olacaktır bu şekilde deneme videosu diye. Şu müziği biraz uzatırsınız diyeceğim ama uzatamıyorsunuz. Şu müzik de aynı şekilde bitsin. Şunu da şöyle kaydıralım. Müzik bittikten sonra videoya geçecektir. Hani bu şekilde bir giriş yaptık biz. Merhabalar. Bugün ben giriş videolarını pek sevmiyorum. Koymuyorum hatta. Hemen bitsin diye video.
Bakalım kütüphanemizde başka neler var. Library. Bu kendi oluşturduğu bir kütüphane. Gerçekten Camtasia güzel bir program. Hani birçok özelliği var. Kendiniz karıştırarak bulabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir şey daha var. Artık ne olduğunu bilmiyorum. Ben de sizle beraber ilk defa bakıyorum desem yalan olmaz. Pek karıştırmadım daha öncesinde. Deneyelim şimdi. Camtasia Studio'da nasıl video kaydeder? Hani ben videoları bazen farklı programlarda da kayıt altına alabiliyorum. Sadece Camtasia kullanmıyorum. Ücretsiz programlar da var. Ama böyle editleme özellikleri bu kadar gelişmiş değil. Ücretsiz programların. Genelde sadece ekran kaydı. 2020'de işime sadece o yarıyor diyebilirim. Hani aklıma takılan şeyler olduğu zaman durduruyorum videoyu. Biraz sonra devam ediyorum. Hani editleme programları sizin işinize yarayacaktır. Eğer oyun videosu falan hazırlıyorsanız. Şöyle ABC diye bir şey geldi. ABC'nin üstüne iki kere tıklayın. Zaten şu kısmı atacaktır siz title kısmına. Buraya yeniden deneme yazalım. Enter'a tıklarsanız alta geçecektir. Deneme. Genelde Türkçe karakterlere izin vermez. Türkçe karakter kullanmamaya alışmışsın o yüzden. Bir deneyelim bakalım eğer. Evet, Türkçe karakteri düzgün bir şekilde yazsa. Gördüğünüz gibi deneme için. Bu kısım bittiği zaman diğer kısma geçecektir. Kütüphanesi oldukça gelişmiş dediğim gibi. Burada katmanlı bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Track deniyormuş bu katmana. Ben katman diyorum. Hani track anlam olarak İngilizce'de izlemek, takip etmek, iz bırakmak gibi anlamları var. Fakat burada tam olarak hangi anlamda kullanıldığını bilmiyorum. Rota, iz, hat anlamlarına gelebilir. Hani bunun isim olarak anlamları var. Fiil olarak anlamları var. Açıkçası İngilizcem o kadar iyi değil. Tam demek burada template gibi bir şey. Bakalım başka neler var. Şuna tıklayalım. Şu şekilde bir giriş efektiymiş. Hani tıklayınca iki kere zaten efektleri böyle görebiliyorsunuz. Başka ne var? ABC efekti. Hani şunu şöyle sürükleyip bırakalım. Bu da farklı bir efekt. Hani bunu nereye koyalım? Şöyle koysak ikisi beraber nasıl olacak? Üst üste bindiği zaman şöyle kötü bir görünüm oluyor. O yüzden şöyle yapalım bunu. Şunları silelim hatta. Bunlara gerek yok. Bunları gördünüz. Şunları da gördünüz. Bu efekti görmemişsiniz. Bunu da böyle. Hani efekti illa sürekli bırak yapmadan da görebiliyorsunuz. Bunu niye yaptım ben? Şu ABC'ye tıkladığın zaman direkt buraya atıyor. Deneme için yazalım yine. Gördüğünüz gibi deneme için yazısı çıkacaktır. Yine library'ye gidelim. Burada farklı efektler var. Gördüğünüz gibi. Gerçekten hoş. Bunları videonun farklı yerlerine de ekleyebiliyorsunuz. Hani bir giriş yapmak kolay. Ama videonun içeriği önemli olan. Hani bu şekilde herkes bir giriş yapar videoya. Buna ne deniyordu hatta? Intro deniyordu arkadaşlar. Intro yapmak çok zor bir şey değil. Önemli olan introdan sonra gelecek videonun içeriği. Ben intro kullanmıyorum. Daha önceden dediğim gibi. Videoları çok uzatmayı sevmiyorum ama bazen uzatıyorum istem dışı. Bunlar hep intro için sanırım. Başka ne var? Bunları geçelim. Evet, buna bakmıştık zaten. Müzikleri var. Hani 9'un içeriği biraz daha gelişmiş. Şurada farklı şeyler de var arkadaşlar. Burada ayar verebiliyorsunuz. Hani burada da göstermiş zaten. Bazı istediğiniz alanlara zoom yapabiliyorsunuz. Sanırım şu şekilde. Hani bunu pek karıştırmayayım bilmiyorum. Şuraya bir yere gelmeniz lazım sanırım. Burada ses ayarları var. Başa dönersek eğer şunu seçelim. Ses olduğunu göstereyim, son olarak bitireyim. Şuradan New Project diyelim tekrardan. Ses ayarlarını göstereceğim. Mikrofonu da var. Kaydettiğiniz bir şey. Mikrofonunuzu da kayıt yapıyorsunuz. Şu az önce yaptığımız çalışma track formatında. Bunu sürükleyin bırakın arkadaşlar.
Şu kısma gelin tekrardan. Bunu söylediğiniz bıraktınız buraya. Ve kaydınız kötü. Hani kötü olduğunu düşünüyorsunuz. Sesin veya düşük olduğunu düşünüyorsunuz. Ayar verebiliyorsunuz. Şu olay açayım tekrardan. Merhabalar. Bugün sesi şu olay vardı. Video. Hani benim şöyle bir sorunum vardı. Ses sadece tek kulaktan geliyordu. Bunun ayarını buradan yapıp düzeltmiştim. Ve sesi arttırabiliyorsunuz. Bu şekilde. Şuradan. Kaydederseniz ekran görüntü daha yüksek gelecektir ses. Şu an gördüğünüz gibi. Buradan da bakın şuradaki değişmeye bakın. Burada sesi bir kısım arttırıyor. Nasıl alırsınız bundan bahsedeceğim. Öncelikle Camtasia Studio diye bir programımız var. Ve cızırtıyı biraz engelliyor. Burada farklı bir yine bir şey var. Bu sesi arttırmıyor ama arka plandaki kötü sesi biraz kapatıyor gibi bir şey. Burada Record the Screen diye bir şey var. Buraya bastığınız andan itibaren ekran kaydı şu biraz daha düzgün çıkartıyor. Alabilmeniz için karşınızda şu şekilde ben genelde bunu kullanıyorum. Şu an size son bir şey söyleyecektim, onu bulamadım. Benim tek kulaklıktan gelme hani mikrofonumdan kaynaklanan bir problem değil ama kayıt programıyla ilgili bir şeydi. Mikrofonla kayıt yaptıktan sonra bakıyordum. Hani programın kaydettikten sonra sadece tek kulaklıktan geldiğini fark ettim. Ve bilgisayarda kulaklıksız kullandığımda da tek hoparlörden geldiğini fark ettim. Onu da buradan düzeltmiştim. Şu an bu ayar burada gözükmüyor ama buradaydı. Eğer böyle bir problem yaşarsanız buradan bulabilirsiniz. Şurada bir şey vardı ama şu an tam hatırlamıyorum. Bir de burada geçişler var. İki video olsaydı aralarını çok rahat görebilirdiniz. Hatta şuradan bir şey ekleyeyim şöyle. Onu göstereyim hemen. Şu araya bir geçiş ekleyebiliyorsunuz. Hani şu şekilde diyelim. Bunu buraya koyduğunuz zaman geçiş yaparken o geçişin nasıl olacağını gösteriyor. Stop diyor. Diğer video gördüğünüz gibi şöyle çevrilerek geçti. Hemen tekrardan göstereyim. Bu şekilde. Bunları sürükle bırak yardımıyla buraya koyabiliyorsunuz. Bakalım ikisini üst üste koyduk hangisinden geçiş yapacak. Duruyorum. Stop diyor. Hem yuvarlak kullandım hem onu kullandım. Bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Şuradaki geçişi nasıl siliyorsunuz? Buna bakalım. Delete yapabilmişsiniz tıkladıktan sonra sildi. Farklı bir geçiş yapmak isterseniz yine onu koyabiliyorsunuz. Burada mesela şu geçiş var. Şunu araya koyun. Ve geçişi şöyle uzatabilirsiniz isterseniz. Hemen şöyle bir geçelim. O yüzden bunu yani durduruyorum. Bu şekilde bir geçiş yapabilirsiniz. Buradan da geçişlere bakabilirsiniz. Yine farklı özellikleri var. Ben bunu daha fazla karıştırmadan videoyu bitireceğim. Bunların faydalı olmuştur. Camtasia 8'in kullanımı bu şekilde. Video kaydetmeyi gördük. Kütüphanesindeki intro oluşturmak için bazı şeyler var. Bunları gördük. Nasıl intro oluşturabilirsiniz? Intro'nun başına müzikle koyabilirsiniz. Buradaki müzikler muhtemelen ücretsizdir. Geçişler var. Ses ayarları var. Bunun dışında zoom özelliği var. Bunu kullanmadım. Şu an ihtiyacım da yok. Kullanmayacağım. Kullanmak isterseniz biraz karıştırır öğrenirsiniz. Hani bilmediğim için şu an uğraşmayacağım. Bu aralara da bir şey koyabiliyorsunuz. Yani bir videoya şu şekilde mesela şunu uzatabiliyorsunuz. Buraya diyelim. Şu şekilde bir şey koymak istediniz. Şuraya geçelim tekrardan. Ne yazmak istiyorsanız deneme yazalım biz yine. Deneme. Videonun şu kısmına gelirseniz eğer. Şurada farklı bir özellik. Şunu da gelmişken gösterebilirim. Kırpabiliyorsunuz videolara. Ctrl Z burada işe yaramıyor bu arada. Yaramadı daha doğrusu. Gördüğünüz gibi. Durdurabilirsiniz. Deneme kısmında. Çıkmaya başladı. Şurada deneme diye çıkıyor. Tam ekranı izlemek istiyorsanız videomuzu şuraya tıklarsanız eğer tam ekran istersiniz. Şunu biraz açmak lazım deneme görmesi için. Yarım kalmış zaten. Bu şekilde bu programı kullanabilirsiniz. Hani oldukça basit bir program. Umarım kaliteli bir şekilde videoyu çekebilmişimdir. Bir proje ettiğim. Bunları komple kapatayım tekrardan. Şunu da üstüne tıkladım. Direkt otomatik geçti. Cursor Effect. Bu da sanırım şey. Şu an videoya devam ediyorum. Evet 20 dakika olmuş. Çok uzatmışım. Camtasia Studio 8 programının kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.
Record the screen ile kayda başlıyorsunuz. Daha sonra kaydı stop tuşuyla bitiriyorsunuz. Az önce göstermiştim. Şu reach ile başlıyorsunuz. Daha sonra stop ile bitirip kaydediyorsunuz. Kaydettiğiniz track formatınızdır. Buraya sürekli olarak yapıyorsunuz. Şu kısma. Şuraya sürekli olarak yapıyorsunuz. Çeşit isterseniz az önce gösterdiğim yerden artırabilirsiniz. Product and share, yani üret ve kaydet anlamına geliyor sanırım bu. Buradan hangi çözünürlükte kaydedecekseniz onu seçiyorsunuz. İsterseniz bu standart nasıl çektiyseniz video o boyutta o çözünürlükte şey yapar, kaydeder. Ben Camtasia 9'u yükleyeceğim, bunu kullandım. Pek bir farkı yok. Sadece denemek amaçlı, meraktan bir incelemek için yükleyeceğim. İsteyen arkadaşlar, hani ev kullanıcısı geçici basit şeyler için kullanıyorsa bunu kritik bir şekilde kullanır, kullanmaz, kendine bağlayan bir durumdur. İsteyen arkadaşlar da bu videonun yorum kısmında ücretsiz olan alternatif ekran kayıt programlarını da yazacağım. Hani ücretsiz kullanın, eğer edit özelliklerini kullanmak istemiyorsanız ücretsiz bir sürü program var, onları kullanın. Mesela ofis programları var. Ben şu an ofis programını kullanıyorum ama şirkette ofis programına alternatif Libra gibi program var. Mesela Libra, OpenOffice, VPS gibi ücretsiz programlar var. Bunları kullanıyorum. Bunlarla ilgili de video çekeceğim yine. Umarım video faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.